Merhabalar kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yağlı biber turşusu yapacağız. Kış hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Daha öncesinde domates soslu biber turşusu yapmıştım arkadaşlar. Ona da göz atmanızı isterim. Hemen biberimi doğramaya başlamadan evvel iki baş sarımsağımı bu şekilde bir kap içerisine aldım. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Ve burada yumuşaması için bir kenarda bekletiyorum. O sayede kabuklarını daha güzel, daha rahat soyacağız. Hemen biberlerimizi doğramaya başlayalım. Tarifimde 2 kilogram biber kullanacağım. Ve şöyle uç kısımlarını alıyorum. Şu kısımlarını aldıktan sonra bir çatala gelecek şekilde banmalık. Dilerseniz bu şekilde doğrayabilirsiniz. Dilerseniz de daha büyük olacak. Şöyle üçe de bölebilirsiniz. İsteğinize bağlı biberlerimizi doğrayıp hazırlayalım. Biberleri doğradım, hazırladım. Sarımsaklarımı soydum ve şöyle ince ince olacak şekilde doğruyorum. Uygun bir tencere ocağımızı alalım. Bu şekilde geniş tabanlı bir tencere kullanırsanız çok daha iyi olur. Hemen içerisine bir su bardağı sirkemizi alıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Aynı bardakla bir su bardağı su ilave ediyorum. Bardaklarım 200 milimlik. Bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Kaya tuzu mutlaka kullanın. Öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum ben şu anda. Şöyle çok azıcık daha 1,5 yemek kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Şöyle silme bir tatlı kaşığı da şekerimi ilave ettikten sonra suyumu kaynatıyorum. Su kaynamaya başladı. Hemen biberlerimi ilave ediyorum. Sarımsakları ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte şu 5 dakika kaynatacağım. Daha sonrasında karıştıracağız. Kaynamaya başlayan biberleri karıştırıyorum. Bakın renkleri bu şekilde renk değiştirecek tamamen. Biberimi tekrardan karıştırıyorum. Ara ara böyle karıştıralım ki her tarafı aynı şekilde sararma yapsın biberlerimizi. Biberimi tekrardan karıştırıp ocaktan alıyorum. Çok güzel bir şekilde altın sarısı gibi rengini tamamen değiştirdi. Sıcak sıcak hemen kavanozlarımıza doldurmaya başlıyoruz. Şöyle bir aparat kullanacağım. Suyuyla beraber dengeli bir şekilde suyunu tamamına koymaya gayret gösterelim. Şöyle hemen alıyorum. Tabii ki kavanozlarımı daha öncesinde yıkadım, kuruladım kapaklarını, kavanozları. Hemen şöyle bir kez daha peçete yardımıyla kuruluyorum. Ve elimize bir bez alalım. Kavanozu tutalım ve üzerine kapağı yerleştirelim. Sağ sol şöyle oturtalım ve iyice sıkalım. Ters çevirip kenara alıyorum. Hemen diğer kavanozumu aynı şekilde dolduruyorum.
Ben kavanozlarımın tamamını bu şekilde dolduruyorum. Evet arkadaşlar, turşularım hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi de oldular. Serin bir yerde saklayın. Buzdolabında saklamanıza gerek yok. Soğuduktan sonra bir gece böyle bekletin. Sonrasında serin bir yerde muhafaza edin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumda mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.